Atatürk yine döneminde diğer paşalardan farklı kılan neydi? Onu özellikle Atatürk'ü anlatmak lazım. Atatürk diyorsunuz, peygamberleştiriyor diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar, Diğer Atatürk diyor. paşalardan farklı diyor. Bu Fark. çok güzel bir soru. Evet. Bir kere Atatürk'ün daha mektepteyken meraklarına bakalım. Mekteyken de çok silik bir öğrenciymiş ha. Değil ha. Öğrenci olarak Öğrenciyken. silik değil, sivri yer yer. Evet. Ama lüzumsuz kahramanlık yapmayan, Evet. geride duran bir adam. Ama Makbule Hanım'ın hatıralarını okuyor. Abim diyor, mektepteyken diyor, bazen diyor günlerce odasına kapanırdı diyor. Ne yemek ne su, hiçbir şey yok. Birdenbire diyor 2 gün sonra fırlar odadan, tamam buldum diye derdi. Ondan sonra kuru fasulye pilav isterdi. Şimdi bakın, bu bana hep Arşimet'i hatırlatmıştır. Hamamdan fırlıyor ya Evreka diye, buldum buldum diye. Atatürk problemi vaaz ediyor bir kere. Diyor ki şöyle bir problem var. Problemi tanımak problemi çözmekten önemlidir. Atatürk problemi teşhis ediyor. Şimdi Nutkun açılış sayfalarını bize anlatmak isteyecek bir baba yiğit var mı? Ayşegül, senden ne haber güzelim be? Samsun 1919'da Samsun'a çıktığını dile getiriyor. Sizin kitabınızı da okudum bu arada. Ve her şey kronolojik Nutku sıraya. okudun mu? Nutuk'u okudum. Ha, ama yaşa. şöyle söyleyeyim, Nutuk bir kere de okunup da anlaşılabilecek kitap olduğunu düşünmüyorum. Ben Nutuk'u sürekli çantamızda taşıyıp yani sürekli tekrar tekrar okunması gereken bir kitap olarak düşünüyorum. Nutuk'tan önce yakın tarihi bilmek lazım, yoksa Evet, anlamaz. tarihçilerin Fakat tabii onu anlayabilmesi. Nutkun içinde anlattığı teker teker olaylardan ziyade bir yöntemi ve bir şekli var. Kronolojik sırası var. Her şeyin bir başka alternatif yolu var. Yani o olmazsa da Nutuk'un başında ilk sayfayı sen devam et. Samsun'a çıktım diyor. Sonra Samsun'a ne diyor? çıktım diyor. Durumu gördüğünü anlatıyor. Ha, durumu gördüğünü birdenbire olup diye mi anlatıyor, bölüyor mu? Bölüyor. Tek Bölüyor. tek kronolojik sıraya bölüyor. Hayır. İlk sayfada kronolojik değil sıra. Ne, sen biliyor musun ilk sayfada neler anlattığını? İlk sayfada Tespit hocam var. Tespit ve Aha. değerlendirme var. Tespitler Ayrıca var. damat Ferit Paşa'nın tutumu, padişahın tutumu Şimdi istersen ve isim halkın... isim vermeden başlayalım. Çünkü Peki başlıklarda hocam. bu kişilerin ismi yok. Evet. Evet. Başlıklarda bu ne diyor? Üstü kapalı. Samsun'a çıktım. Ordunun vaziyeti. Ne Aynen gördüm. öyle. Adam önce diyor ki elimde ne var? Bunu bir görelim. Değil mi? Ondan sonra memleketin durumu. Orası burası işgal edilmiş falan. Problem ne? Ondan sonra mukabil halas çareleri. Yani buna karşılık düşünen kurtuluş çareleri. Herkesinkini sıralıyor. Kimisi diyor İngilizlere yanaşalım dedi. Kimisi diyor Amerika'ya yanaşalım dedi. Ben diyor bunların hepsini diyor okudum, öğrendim ve reddettim diyor. Çünkü diyor bunlar yürümeyecek. Ondan sonra ne diyor? Memleket içinde kurtuluşa karşı durabilecek güçler. Sorunlar ne? İşte orada damat Ferit giriyor, İngiliz muhipleri cemiyeti giriyor. Bunlar giriyor. Onları sıralıyor. Bu adam, çocuklar bir deney yapıyor. Nutuk deney bittikten sonra sunulan deney protokolü. Halbuki Hitler'e bakıyorsunuz hiçbir şey yapmadan hapse giriyor, kitap yazıyor. Onu yapacağım, bunu yapacağım, dünya güneş oluyor.